Arslan Tekin, tarikatlar, cemaatler nasıl hizalandırılacak? Cinsi sapık tarikat şefini, cinci hocayı, badeceyi biliyoruz. Şikayet edilmeselerdi ve tutuklanmasalardı hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kimi 30, kimi 44 tarikat cemaat diyor, bir de kolları varmış ve 400'ü buluyormuş. Hiç şüpheniz olmasın, tarikat şeflerinin tek hesabı var mürit çoğaltarak bir diğerine nispet etmek. Yeryüzünde tarikatlar, cemaatler de var, ola gelmişlerdir. Bunun önüne geçemezsiniz. Bir de insanların mutluluğu esastır. İnsanlar bir grup içinde yer almaktan mutluysa söyleyecek sözünüz olabilir mi? Aynı düşüncede insanlar parti kuruyorlar, dernek kuruyorlar, vakıf kuruyorlar. Kendilerince huzur bulmak isteyenler de tarikatların, cemaatlerin kapısını çalıyorlar. Eğer iç rahatlıklarının dışına çıkarlarsa esas gayelerinden uzaklaşmış olurlar. Kontrolsüzlük, muhakeme yürütememek, tarikat şeflerinin her sözünü Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti saymak insanı sapıtır. Yapılacak iş tarikat ve cemaatlerin murakabesidir. Bu adli ve idari murakabe değildir. Muhakkak bu murakabeler de olacak ama önce diyanetin siyasetten azade bir tavır ortaya koyarak bu yapıların din içindeki yerini belirleyebilmesi, her biri bir tebliğ merkez mi değil mi bilmesi gerekir. Diyanet'in tarikatları tahlil ettiği geniş bir raporu var ama yetmez. Köklü tedbirlerden bahsediyoruz. 6. Din Şurası'ndan sonra 37. maddelik bir bildiri yayınladılar. Burada 3. ve 6. maddeleri verdim. Ele alınan hiçbir mesele yok. Dini istişare kurulunda meseleleri bilen insanlar var. Onların sesleri neden çıkmıyor? Zamanımızda tarikatlar, cemaatler siyasetle iç içedir. Bu yapılar darbeye kadar gitti, bu kadar arıza verdi ama asıl gayesini belli edenin dışında hiçbir tarikat ve cemaat kontrole alınmadı. Saray içinden tek Cemil Çiçek açık konuştu. Zaten o da daha önce de açık konuşuyordu. Hemşerim alınmasın. Kontrolde tutulması için sarayda bir oda verildi. Yani sahi yüksek istişare kurulu üyelerinin sarayda odaları da var mı? Yoksa adet yerini bulsun diye arada bir toplandıklarında mı saraya gidiyorlar? Cemil Çiçek sapık şeyhten sonra şunları söyledi. Tarikat ve cemaatler toplumun gerçeğidir bize mahsus da değildir. Mühim olan bu realitenin doğru anlaşılmasıdır. Dini grupların varlık sebebi insanı eğitmektir. İnsanın olgunlaşması ve ahlaki yönden mükemmelleşmesidir. Türkiye'de bir kısım devlet uygulamalarından sonra bunlar kayıt dışı sosyolojik yapılar haline geldi. Yani şeffaf ve geliri gideri belli olmayan ticarete yönelen. FETÖ'den sonra gördük ki bir kısım yapılar insandan ziyade çıkar elde etmeye, servet biriktirmeye, devleti yönetmeye becerebilirlerse ele geçirmeye çalışıyor. Hepsi mi böyle? Ben kuralı koyuyorum. Herkes çevresine baksın. Cemil Çiçek devletin içinde. Saraya gittiğinde reise ne diyecek? 5 milyon cemaat tarikat oyundan bahsediliyor. Ne söylese boş. Profesör Doktor Esergül Balcı önemli bir çalışmaya imza attı. Eğitimde tarikatlar ve medrese gerçeği. Bir saha çalışması. Kitabı çıkacakmış. Profesör Doktor Balcı bu çalışmasından dolayı ders verdiği 9 Eylül Üniversitesi'nde soruşturmaya uğramıştı. Yukarıyı tedbire mecbur etmenin bir yolu araştırma yapmak ve yayınlamaktır. Son zamanlarda baya bir çalışma çıktı. Yine harekete geçmezlerse kaybedecek olan kendileridir. Maalesef kendileri kaybederken Türkiye zarar görüyor.